Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Gündeme dair en sıcak haberlerle karşınızdayım. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Savunma sanayi şirketi Azerbaycan'la yeni bir dönemin kapılarını aralamaya başladı. Türk Savunma Sanayi Şirketi Aslan, Azerbaycan'a uçak bombası tesisi kurmaya hazırlanıyor. Şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş, Azerbaycan'a seri üretimin yapılacağı tesis kurmaya yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi. Bakü'de düzenlenen ADEX fuarında değerlendirmelerde bulunan Okumuş, söz konusu tesisin kurulması için anlaşma büyük oranda tamamlandı dedi. Yurt dışından yoğun talep gören firma başta Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Romanya, Bulgaristan olmak üzere farklı ülkelere MK serisi uçak bombası satışı da yapıyor. Azerbaycan'la askeri anlamda ileriye taşınan işbirlikleri iki ülke arasında önemli bir pazar da oluşturdu. İHA'ları koruyacak yeni lazer silahının çalışmaları tamamlandı. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinin de bir parçası olan Alka'nın seri üretim çalışmaları devam ediyor. Roketsan'ın geliştirmiş olduğu Alka, yönlendirilmiş enerji silah sistemi özelliği sayesinde drone tehditlerini engelleyebilecek. Seri üretimine 2023'te geçiren Alka ile kritik askeri tesis ve devlet kurumları drone tehditlerinden tam olarak korunabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılan Alka, üzerinde bulunan tespit radarıyla birçok hedefi aynı anda takip ederek hızla etkisiz hale getirebiliyor. Yunanistan'ın yeni savaş gemisi Milgem'in rakibi mi olacak? Yunanistan Türk savaş gemisinin yeni rakibini denize indirdi. Yunanistan'ın yeni savaş gemisi denize indirilme töreni Lorient'taki Naval Grup Tersanesi'nde gerçekleştirildi. Söz konusu yeni savaş gemisinin Türkiye'nin Milgem'ine rakip olacağı iddia ediliyor. Fakat Türk yetkililerden henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Efendim şimdiki haberimiz iş dünyasını ilgilendiriyor. Şimşek New York'ta katıldığı programda iş dünyasına çağrıda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek New York'ta katıldığı ASKON tarafından düzenlenen bir etkinlikte OVP ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cari açığın endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyen Şimşek 2025'te enflasyonun güçlü bir şekilde düşeceğini vurguladı. İş insanlarına çağrıda bulunan Mehmet Şimşek, stoklarınızdan fiyatlama politikanıza kadar hesabınızı ona göre yaparsanız yanlış tarafta durmamış olursunuz. Enflasyon iniyor. Dolayısıyla bizim hedeflerimizi dikkate alırsanız sizin faydanıza olur. Ayrıca iş dünyası için orta vadeli programı rehber edinmeleri gerekiyor dedi. Sıradaki haberimiz ise dost ülke Azerbaycan'ı ilgilendiriyor. Efendim Aselsan Azerbaycan'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Türk savunma sanayinin dev isimlerinden olan Aselsan, Azerbaycan'la ortak bir projeye başlayacağını duyurdu. Aselsan'ın Azerbaycan'daki faaliyetlerini ve global hedeflerini değerlendiren firmanın genel müdürü Ahmet Akyol, buradaki şirketimizi büyüterek yerel partnerlerle ortak üretime geçiyoruz şeklinde konuştu. Söz konusu ortaklıkla Aselsan'ın ürünlerinin bir kısmının Bakü'de üretilerek tüm dünyaya sunulması hedefleniyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi büyük bir başarıya imza attı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Zafer Çiğit, elektrikli otomobiller için hayat kurtaran yerli şarj kiti geliştirdi. Çiğit'in geliştirdiği ürün, araçların şarj sorunlarını ortadan kaldıracak. Ayrıca FQ Charging yerli şarj kiti sayesinde elektrikli araç kullanıcılarının menzil kaygısı ortadan kalkarken, sürücülerin yolda kalma sorunları da çözülmüş olacak. Geliştirilen yerli şarj kiti kolaylıkla bir aracın bagajında taşınabiliyor ve ürün bir aracı 2 ila 3 saat arasında full şarj edebiliyor. Şimdiden çok fazla talep gören ürünün Türkiye pazarında satış ve kiralama imkanı da mevcut. Efendim Ticaret Bakanlığı fenomenlere acımadı, yüksek miktarda ceza kesti.
Sosyal medyada hızla artan haksız rekabetin önünü almak için çalışmalar yapan Ticaret Bakanlığı bu kez fenomenleri affetmedi. Markalarla işbirliği yaptıklarını açıklamadan örtülü reklam yapan sosyal medya fenomenleri ve influencerlar yakın takibi alındı. Dijital mecralarda sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımlarından gıda takviyesi ve indirimli satış reklamlarına kadar birçok alandaki reklam ve tanıtım incelendi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ilk 8 ayında fenomenleri toplamda 89.059.840 lira idari para cezası kesildi. Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs başvuruları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine dağıttığı karşılıksız burs başvuruları başladı. Öğrenciler 15 bin liralık burs başvurularını İstanbul Senin uygulamasından yapabilecekler. Başvurular 25 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında alınacak. Burs hakkı kazanan öğrencilere aylık 5 bin lira olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Efendim, sıradaki haberimiz Tesla severleri ilgilendiriyor. Tesla'nın ilk robotaksi modelinin tanıtım tarihi belli oldu. Tesla hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği robotaksi etkinliğinin davetiyeleri ortaya çıktı. Daha önce 8 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen Tesla robotaksi 10 Ekim'de görücüye çıkıyor. Ertelenen robotaksi etkinliği için V-Robot sloganıyla davetiyeler dağıtılmaya başlandı. Tesla CEO'sunun tarih kitaplarına girecek dediği aracın tanıtımı LA'deki Warner Bros. Stüdyolarında gerçekleştirilecek. Elon Musk'ın direksiyon ve pedalı olmayacak kompakt bir araç olmasını istediği araç özel bir uygulamayla çağrılacak. Yolculuk, rota, hatta klima ayarları gibi kontroller bu uygulama üzerinden takip edilecek. Uygulamada maksimum 4 kişiyi taşıyacak Model Y ya da Model 3 tarzı bir araç beklense de robotaksinin nasıl görüneceği ise henüz bilinmiyor. Efendim, haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.